Demir alkışlarla şöyle protokolünü almak istiyorum. Sayın Mustafa Demir, Sayın Şevki Kılıç, Sayın Hüseyin Telci, Sayın Mustafa İşbilir, Sayın Musa Yılmaz, Dernek Başkan Yardımcımız Sayın Fevzi Yılmaz. Alkış gelmedi, yönetim de gelmedi. Şu alkışları bir görelim. Şu karşılardan bir ses gelsin. Sesim geliyor mu oraya? Güzel. Evet, şöyle yönetimi bir görelim. Köy muhtarımız Sayın Bilal Kaya'yı da ben buraya istiyorum. Şöyle, evet öyle duralım. Sayın muhtarım, seni de buraya alalım. Ve Çamköy Derneği'nin başkanı, o güzel alkışlarınızla Mehmet Telci. Muhtarımız geldi mi? Peki. Muhtarımızı bir kez daha anons ediyorum. Sevgili Bilal Kaya, Çamköy muhtarını buraya almak istiyorum. Bugünün anısına, bu organizasyon anısına dernek başkanımız sizlere bir selamlama konuşması yapacak. Yürü git lan, siz yapma, yürü git. Şavar abi, şuna bir şey de ya. Sevgili dernek başkanımız, sevgili Mehmet Telci sizlere bir selamlama konuşması yapacak. O güzel alkışlarınızı başkanımız için bir daha isteyebilir miyim? Ve yönetim için. Başkanım buyurun. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Çok kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, değerli misafirlerimiz, protokol, değerli muhtarımız, değerli başkanlarımız. Bugün gerçekten ikinci bir bayram yaşıyoruz. Yani iki bayramı bir arada yaşamak güzel bir duygu. Onun için bu duyguyu hep birlikte birlik, beraberlik, kardeşlik ve sevgi içerisinde yapalım. Üyelerimizin gerçekten duyarlılık içerisinde bizlere katkıları olursa seviniriz. Geçtiğimiz yıl 3-26 Mart'ta devraldığımız bayrağı onurla devam ettiriyoruz. İlkini düzenlediğimiz 6. ayda bir İstanbul'da kır gezisi düzenledik. Büyük bir oluşumla bu kır gezimizi kazasız belasız atlattık. Allah bize inşallah bugün kaza bela göstermez. Onur içerisinde gururlanaraktan bunu da atlatmış oluruz. Görevi devraldıktan sonra bugüne kadar bu yayla davası vardı. 4 yıl önce başladı. Bir komisyon oluşmuştu, 4 kişilik. Allah razı olsun o komisyonumuzdan. Görevi devraldılar, devam ettiler. Sonunu bize devrettiler. Biz devraldıktan sonra dava sonuçlandı. Bu davayı kazandık ve bizim lehimize geçti. Fakat üyelerimize dökülen dökümlerde, bu dökümlerde sadece 76 kişiden bir döküm parası alındı. Ve bu zamana kadar 15 bin lira civarında bir para toplanmıştı. Avukata 23,5 milyar kendi kasamızdan avukatın parasını ödeyerek ve onurla, gururla bu köyümüz için, yani biz sevinçliyiz ama üyelerimiz de duyarlı olmasını istiyorum. Üyeler çünkü bu dökümlerini kim vermediğini zaten biliyor. Herkes kendini bildiği için bir an önce bu dernek yönetimine ulaştırırsa biz kasamızdaki parayı yerine koymuş oluruz. Bir de bu programda
emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu köyümüzün girişinde afişler ve bazı sorunlar oluştu. Birkaç sorun olsa aslında biz moral bozukluğu da yaşıyoruz şu an. İstemesek de yani bu afişlerde bir sorunlar oldu. Bazıları işte afişleri kopardılar. Yani burada kamu malı gibi bir şey daha doğrusu yani. Ama şimdi yani okulda olsa veya camide olsa bizim kendi Bağlıca mahallemizden zaten oraya getireceğiz. Burada sadece nasıl oluyor biliyor musunuz durumlar? Eskiköy Bağlıca Serpin Budaklı Mahallesi. Kardeşim muhtarlık tek, başkanlık tek. Onun için burada mümkünse ayrımcılık yapmayalım. Allah rızası için yalvarıyorum yani. Bunu yapmayalım. Yani birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik içerisinde bunu yapmayalım yani. Ben gerçekten çok gördüm yani bu imam olmaz bir başka sorur. Yani sanki ona zimmetlenmiş yani bu benim malım beni alamaz, bunu alamazsınız. Yani bu masa sandalyeden kırılan veya dökülen bir şey olsa zaten onu biz onu yerine koyacağız. Ama burada ben misafirlerimize çok özür diliyorum. Yani burada yabancı insanlar da var.